Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi Allah. arkadaşlar geldik mukaddimenin birinci haberine. Yani birinci babına. Babla alakalı daha önce konuştuğumuzdan dolayı burada tekrar girmemize gerek yok. Babu vücubi rivayeti an sikati ve terkil kadibin. Birinci bab, sika olan kimselerde yani sıdk sadakat sahibi olan kimselerde rivayette bulunman gerekli olduğu ve kazip olan yani yalancı olan kimseleri terk etmen gerekli olduğu. Şimdi bir insan diyelim ki örfü olan dürüsttür ama gelin görün ki bu adam Allah'ın dinle alakalı ne yapıyor? Ya farkında olarak ya da olmayarak kasıtlı olarak mesela diyelim yalan söylüyor. Bu adamı teşhir etmek esastır. Onun için Müslüm demiş ki yani bab başlığında Nevevi de diyebiliriz. Sika kimselerde rivayet etmenin gerekli oluşu ve mükezzip yani yalancı olan kimselerde kimselerin rivayetlerini terk etmenin gerekli olması. Ve allem bil ki vefakakallahu teala Allah seni muvaffak etsin. Allah seni muvaffak kılsın. Ennel vacibe ala kulli ahadin arafe temyize beyne sahihi el-rivayeti ve sakimaha ve thikati el-nakiline leha minel mütehemin. Allah sana merhamet etsin. Bil ki diyor, rivayetlerin sahih olanla sakim, yani hastalıklı, sekame hasta demektir. Yani bir rivayet gelmiş ama hasta, perişan olmuş, kanser, sen alsan ona düşün, onunla deva bulmaya çalışsan kanser olursun yani. Düşün yani bakın. Bir rivayet düşünün. Sahi yani deva yani aldığın zaman sana ilaç olacak, sana fayda verecek ama bir de sakimini düşün. Yani hastalıklı olanı düşün. Düşünün ki bu hastalık çok yüksekse, kanserse değil mi, veremse, bulaşıcı bir şeyse ve böyle bir şeyse değil mi sahibine neler yapar? İşte bil ki Allah sana merhamet etsin. Sahile sakimi olan rivayetleri nakleden sika yani güvenli ravilerin ihtam yani dinde mütem olan edilenlerin rivayetlerini birbirinden ayırmayı bilen herkese düşen görev o rivayetlerde yani herkese gerekli olan ella yerviha yerviye minha illa ma'rafe sahati meharici. Bu işi bilen herkese düşen şey şudur. Çıkış o rivayetlerde çıkış yerlerin sahih o rivayetler nakledilenlerin mestur ve önder olduklarının bilinmesi ve itham edilenlerin de bidat ehlinin inatçılarına olanlar tarafında nakledilen rivayetlerden sakınmasıdır. Subhanallah. Bakın, Allah sana merhamet etsin. Bil ki rivayetlerin sahih olanı, yani gerçek olanı, sakim olanında rivayetlerini nakleden sika ravilerin, mütehem olan rivayetlerin birbirinden ayırmayı bilen herkese düşen görev, o rivayetlerde çıkış yani ilk çıkış noktası yerlerin sahih o rivayetleri nakledilenler mestur yani gizli ve önder olduklarını bilmesi ve itham edilenler ile bidat ehlinin inatçılarında olanlar tarafında nakledilen rivayetlerine ne yapmak sakınmak gerekiyor diyor. Bidat ehlin inatçılarında. Şimdi bidat ehlin inatçılarında niye böyle bir ifade kullanmış? Müslüm diyor ki vel muanidin min ehli bid'a. Bidat ehlinde muanid olan yani inatçı olan. Şimdi akaid derslerinin kısmen diyelim ki hani bu insana tarafında selefi denilen kimseler var ya en azından şunu biliyorlar Allah hamdolsun. Yani şu kavramlara vakıflar. Muanid mesela inatçı. İşte bidat. Bidat diyelim ki yani klasik bir akaide sahip olan bir kimse genelde bunu bilmez ama bidat genelde bizler yabancı olmamış olduğumuz bir kavram. Yani muanid bidatçı yani inatçı bidatçıdaki kasıt diyor ki buna da sakınmak gerekiyor. Niye? Çünkü muhadis, fukaha ve usul alimlerinin söylediklerine göre bidati dolayısıyla küfre giren bidatçının rivayeti ittifakla kabul edilmez. Mesela diyelim ki adamın bidatı itikadidir. Tarihte bidat ehli denilmiştir, kafir denilmemiştir. O yüzden biz mesela bugün diyelim ki kafir olan bir kimse insanların anlayabilmesi için kafir dediğim zaman diyor ki ha, tarihte hangi alim kafir demiş, doğru dememiş ama bidat ehli demiş. Adam itikadi olarak bidat ehli ona demişse Türkçesi kafir demiş. Bidatinden ötürü kafir olmayan rivayeti hakkında ise itiraf etmişlerdir. Şimdi şöyle bir şey de denilmiş.
Yani diyelim ki adam var bidatinli, bidatçıdır ama bidatını dinle şey yapmaz. Yani sirayet etmez veya bidatini yaymaz. Bu adam da alınabilir mesela. Bukhari'de, Bukhari kaderi olan kimselerde de haber almış. Veya başka işte itikatlarda olan kimselerde. Yani bir bidatını yayan kimse vardır. Bir de bidatı, sadece bidatı kendisine sınırlı kalan kimseler vardır. İşte diyor ki muhaddisler, yani hadis ehli ve fukaha, yani usulcüler, usul alimlerin söylediklerine göre bidatı dolayısıyla küfre giren bidatçının rivayeti ittifakla kabul edilmez. Allahu alem, el muanid, muanid bir diğeri nedir? Yani muanid hakka karşı inatçı olan kimse, yani hakkı kabul etmeye yanaşmayan kimse anlamına da geliyor. Muanid olan bidatçı. Yani adam bidatı ortada ama bu bidatını o kadar çok savunuyor ki hakkı görmek, hakkı perdeliyor, hakkı görmüyor. Dolayısıyla bu bidatıyla ne yapabiliyor? Baş başa kalabiliyor. Hakikaten günümüzde bunları anlayabilmek için, yani bu muanid bidatçıları tanıyabilmek için özellikle insanlara öncülük eden kimselere, işte yazan, çizen, işte hoca denen, konferans veren kimselerle bir konuşun. Bu muanid bidatçıların ne demek olduğunu çok iyi anlarsınız o zaman. Bidatine ötürü kafir olmayan rivayeti hakkında ise itiraf etmişlerdir. Kimileri fasık olduğunu da ötürü kayıtsız ve şartsız olarak reddetmiş. Onun tevil edici, yani bir de bidatını yorumlayan olmasının ona bir faydası olmaz demişler. Kimileri de böyle bir bidatçının rivayeti, yani ister propaganda eden olsun ister olmasın, yani mezhebiyle ya da mezhebine mensup olanları desteklemek maksadıyla yalan söylemeyi helal kabul edenler de birisi olmaması şartıyla mutlak olarak rivayetini kabul etmişlerdir. Yani adam diyelim ki kendi fırkasını veya kendi taifesini işte yüceltmek için yalan söylemiyor. Şey yalan söylüyor. Ama diyelim ki şöyle bir bidatçı da var. Yani kendi fırkası var. Ama bununla beraber adam mutedil birisi kendi fırkasını işte ne yapmak, yüceltmek için herhangi bir haberi yalan söylemeyi helal bulmuyor. Eğer helal bulmuyorsa bu adam da ne yapılır? Alınır. Onun için böyle bir taksimleme gitmişler yani alimler. Şimdi çok detaylara girmiş, biz detaylara girersek bunu biraz detaylandıralım, diğer haberleri biraz daha toplu veririz. Bu kanaatte mezhep imamımız İmam Şafii, Allah ona rahmet etsin, nakledilmiş bulunmaktadır. Çünkü o şöyle demiştir. Ben heva ehli kimselerin şahitliğini kabul ederim demiş. Bidatçının bir gerisi. Rafizlerden olan Huttabiye müstesna. Bakın Rafizlerde demek ki kabul ediyor bunu. Ama Huttabiye diye bir fırka var onların içerisinde. Çünkü Rafizlerin içerisinde Allahu alem yanılmıyorsam 13'ün üzerinde fırka var. Huttabiye müstesna, yani onlar hariç, çünkü onlar kendileriyle aynı düşünceye, fikre sahip olanlar lehine yalan şahitlikte bulunmayı doğru kabul ederler. Yani adam benim mantığımda mı? O zaman onunla şahitlik, onun için yalancı şahitlik yapmam helaldir. Onun için diyor ki bunların şeyine ne yapılmaz? Bu heva, ki heva bir diğer ismi bidat. Bu bidatçilerde bunların dedikleri işte ne olmaz? Kabul edilmez. Kim alimler de şöyle demişlerdir. Böyle birisinin rivayeti eğer bidatın propagandasını yapan birisi değilse kabul edilir. Propagandasını yapan, ona çağıran birisi kabul edilmez. Bu ilim adamlarında pek çok kimsenin ya da çoğunluğun görüşüdür. Daha itidali ve sayı olan da budur. Yani adam propagandist de kabul edilmez, propagandist değilse kabul edilir. Şafiler bile bunda itiraf etmişler. Yani propaganda yapan yapmayan alakalı itiraf etmişler. Şöyle demişler. Bununla birlikte propaganda rivayetini kabul edilmeyeceğini de ittifakla belirtmişlerdir. Ebu Hatim İbni Hibban demiştir ki bütün imamlarımız nezdinde propagandacı, yani bidatini yayan birisinin rivayetini delil göstermek kesinlikle caiz değildir. Bu hususta aralarında görüş ayrılığı da yoktur demiş. Yani adam propagandistse onun kesinlikle ne yapılmaz? Onun şeyi bidatı onun getirdiği haber kabul edilmez veya onun şahitliği kabul edilmez, onun dediği kabul edilmez. Ve delilu ala ennellezî kulna min hâdî huvel lüzûmi dûne mâ halefehu kavlullâhi zikrûn. Söylediklerimize aykırı olan kanaat değil de bizim söylediğimizin bağlayıcı olduğunu delillerden birisidir. Yani bizim söylediklerimize aykırı olan anlayış, kanaat değil de bizim söylediklerimizin bağlayıcı olduğunu
Delillerde birisi de şudur. Alemler Rabbi olan Allah'ın şu buyruğu. Ya eyyühellezine amenu in câkum fâsikun bi nebeyin fetebeyenu en tusibu kavme mücahalatin fetusibu ala mâ fealtum nadimin. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onu fetebeyenu, ona araştırın, açıkla. Yani bakın, en tusibu kavme mücahalatin, bir kavme sataşırsınız bilmeden, yani cehalette. Fetusibu ala mâ fealtum nadimin, bu yapmış olduğunuz şeye ne olursunuz? Sonra pişman olursunuz. Ve kâle celle şanu, ve yine Rabbimiz celle ve ala mimmen terda önemli şüheda, sizde razı olmuş olduğunuz yani ki şahit. Yani getirsin. Ya, şahitler getirin. Mine mimmen terdavna, o kimseler ki yani terdavna mine şüheda, yani şahitlerde razı olan kimseler. Ve kâle azze ve celle, yine Rabbimiz celle ve ala ve eşhidu zeva adlim minkum, yine sizde iki adil şahit getirsin. Feddella bimâ zekerna min hadil a enne haberel fasık sakitun gayre makbul. Ha, işte sözünü ettiğimiz bu ayet-i kerimeler, yani bu Rabbül Alemin Allah'ın sözleri fasın haberinin sakıt olduğu, yani müteber olmayıp makbul olmadığı ve adaletli olmayan kimsenin şahitliği reddedileceğine delildir. Haberin manası bazı şekillerde şahitliğin anlamında ayrılırsa birçok bakımda ortak niteliklere sahip olur. Haberin manası bazı şekillerde şahitliğin anlamından ayrılırsa birçok bakımında ortak niteliklere sahip olur. Şimdi burada detaylar girmiş tane. Rivayetin kabulünde sayı şartı. Bu çok konuşulan bir şey olduğundan dolayı bunu girmemize gerek yok. Demiş ki اِذَا كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ اَهْلِ اِلْمِ. Fasık bir kimsenin haberi ilim ehli yanında makbul olan bir şey değildir. Yani kabul edilmemiştir. كَمَا اَنَّ شَهَدَتُهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِعُهُمْ وَدَّلَّتَ السُنَّةَ عَلَى نَفْيِ رِوَيَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْاَخْبَارِ كَالنَّهْوِ. Aynı şekilde sünnette münker bir haberin rivayet edilmeyeceği de delildir. Tıpkı Kitab-ı Kerim'in fasın ve verdiği haberin reddedilmesine dair delil teşkil ettiği gibi, sünnette de sözünü ettiğimiz delil ise Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur olarak nakledilmiş bulunan bu eserdir. Yani bu rivayettir. Nedir o eser? وَهُوَ الْاَثَرُ مَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Neymiş o meşhur haber? مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِثٍ يُرَى اَنَّوْ كَاذِبٌ فَوَا اَحْدَثْ اَحَدٌ كَاذِبٍ. Her kim bende yalan olduğu görülen bir haberi nakledecek olursa o kişi yalancılardan birisidir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Yani diyor ki fasık bir kimsenin şahitliği bütün alimlerce ne olmuştur? Reddedilmiştir. Doğru mu? Adam fasık birisi ise. Şimdi fıskın da çeşitleri var. Yani itikadi fısk, ameli fısk, Allahu alem buradaki itikadi fısktır. Gerçi haber, ayette gelen daha çok ameli bir fısk oldu. Çünkü yani orada işte dediği gibi bir fasık haber getirirse adamın itikadından daha ziyade amelidir, ama yine de doğrusunu Allah bilir diyelim. Demiş. Sünnette münker bir haberin rivayet edilmeyeceğine delildir. Yani münker bir hadis bilinmeyen bir haber nakledilmez. Tıpkı Kitab-ı Kerim'de fasın haberin reddedilmesi ne dair olduğu gibi. Sünnete sözün ettiğimiz delil ise Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da meşhur olarak nakledilmiş olan nedir? Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bende yalan olduğu bir görülen bir hadisi nakledecek olursa o kişi yalancılarda bir yalancıdır. E şimdi ayet ne dedi? Yalancı bir diğer şey nedir? Şimdi yalancılık kimin vasfıdır? Fasındır. Fasık yalan söyler. Allah itaate çıktığından dolayı o yalan söyler. Yoksa itkan sahibi olan bir kimse Allah yalan söylemekten dolayı Allah'tan sakınır, korkar. Veren sahibi olan bir kimse aynı şekilde. Dolayısıyla o adamın yani bunu da evet şeye tekabül ediyor, amele tekabül ediyor. Dolayısıyla Resulullah her kim bende yalan olduğu görülen bir hadis nakledecek olursa o kişi yalancılardır, bir yalancıdır. İşte İmam Müslim diyor ki buna binaen, hem ayet hem de buna binaen fasın haberi ne değildir? Makbul değildir. Haddesene Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir İbni Şeybe tahdis etti. Haddesene Vaki. Bize Vaki tahdis etti. An Şube, Şube'de.
Anil Hakem, o da Hakim'de. An Abdurrahman İbni Ebi Leyla, o da Abdurrahman İbni Ebi Leyla'da. An Semure İbni Cündep, o da Semure İbni Cündep'de. Ve haddesana Ebu Bekir'in, ve bize Ebu Bekir tahdis etti. İbni Ebi Şeybe, yine İbni Ebi Şeybe'de Eydan, aynı şekilde. Haddesana Vaki, yine Vaki bize tahdis etti. An Şube, o da Şube'den. An Süfyan ve Süfyan ve Süfyan. An Habib, Habib'te. An Meymun İbni Ebi Şebib, de o da Meymun İbni Ebi Şebib'te. Anil Muğire İbni Şube'de, o da Muğire İbni Şube'de. Kale, o ikisi dediler ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu. Şimdi bakın, İmam Müslim yukarıda vermiş olduğu şeyin de burada geldi. Kaç senet zikretti? 1, 2, 3, 3 tane senet zikretti. Bunun için sadece şu lafız için. Zalike. Resulullah böyle buyurdu. Heh. Evet. İkinci babda Bukhari demiş ki, Bukhari yine diyoruz. Müslim demiş ki, babu fi tahrizi min el kezibi ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üzerine yalan söylemekte sakındırmak. Veya Resulullah'ın aleyhine yalan söyleme de sakındırmak. Bunun ağır bir şey olduğunu, bunun ağır bir günah olduğunu, bunun ağır bir vebal olduğunu, tahzir, uyarı, bu büyük bir beladır, bu büyük bir uyarıdır. Resulullah'a yalan et, Resulullah'ın aleyhine veya Resulullah'ın üzerine yalan isnat etmenin ne kadar büyük bir şey olduğunu. Değil mi? Mesela günümüzde insanlar, işte tarihte de bulmuş. Adam diyelim ki, İşte ticaretle uğraşmış. Bakmış malı fazla gitmiyor. Demiş ki patlıcan her derde devadır. Alırsanız işte her türlü sıkıntı ya çare bulur. Bakıyorsunuz mesela adam işte başka bir şeyle uğraşıyormuş. İşte hadis uydurmuş. Adam akıllı birisiymiş. Aklı putlaşmak için hadisler uydurmuş. Yani halbuki adam Resulullah'ın dinine zayıf olan bir dönemde, yani şeriatın fazla zayıf olduğu bir dönemde denk gelmiş. Mesela İsmail Bursevi gibi, değil mi? Büyük bir İşte mutasavvuf, alim, en büyük bir adam olarak biliniyor ama hadis ilminde hiçbir şeysi olmayan, Resulullah'ın dinine yardım etmek için hadis uydurmanın caiz olduğunu söylüyor. Değil mi? Mesela bu adamın tefsiri Ruhul Beyan her tarafta kapış kapış gidiyor. Türkiye'de 5-6 yayın evi basmış. Koca koca ciltler. Evet. Ve haddesena Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe tahdis etti. Haddesena Gundar. Bize Gundar tahdis etti. An Şube, o da Şube'de. Ve haddesena Muhammed İbni Müsenna. Bize Muhammed İbni Müsenna tahdis etti. Ve İbni Beşşar'in ve İbni Beşşar. Kale, ikisi dediler ki haddesena, bize tahdis ettiler ki kimler? Muhammed İbni Cafer. Muhammed İbni Cafer. Haddesana Şube İbni Mansur. Haddesana Şube, bize Şube İbni Mansur tahdis etti. Ha. Bize Şube An Mansur. O da Mansur'da. An Rebi İbni Hiraş. O da Rebi İbni Hiraş'ta. Ennehu. O Semiya Aliyen. O Ali şöyle işitmiş. Radiyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Yaktubu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü hutbe verirken şöyle dinlemiş. Ali, la tükezzibu aliyye, benim alime yalan söylemeyin. Fe inne men yekzibe aliyye yericin nar. Kim benim alime yalan söylerse cehenneme ne yapsın? Cehenneme girer demiş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Değil mi? İnsanlar bunun farkında olsalardı, bugün Allah'ın dinini anlatını söyleyen kimseler var ya, o inanın ki evlerine oturup bir şey söylememeleri de onlar için daha hayırlı olurdu. Sadece bir namaz kılmaları belki daha iyi olurdu yani. Bir adamın yapacağı tarifatsa, hani Darimi'nde bir önceki hafta söz etmiştik. Diyor ya Ömer bin Abdülaziz, bir adam eğer bilmeden, yani sünnete, işte bu ilme vakıf olmadığı halde ıslah etmeye çalışırsa fesadı ıslahında daha çok olur. Islah edeceğim diyor adam ama fesadı yayıyor. Gerçekten günümüzde bu var yani. Ben ıslah ediyorum diyor, aslında bozuyor. Islah ediyorum diyor, esasına bozuyor.
Ve haddeseni ve bana tahdis etti ki Züheyr İbni Harbin. Züheyr İbni Harb. Züheyr İbni Harbi birçoklarınız belki bilirsiniz. İsmini duymuşsunuzdur. En meşhur kitabı kitabı İlm değil mi? Türkçe'ye tercüme edilmişti. Ali Pekcan Hoca ile Salih Tuğun. Salih Tuğun İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde mi? Yani yayın evleri arasında çıkan baskısı olmayan bir eser. Züheyr İbni Harb. Kitabı İlm en meşhur kitabı. Muhammed Abdullah, Muhammed Hamidullah şey yapmış. İşte yayına şey yapmış, bulmuş ve Salih Tuğ'da tercüme etmişti. Haddesena İsmail, bize İsmail tahdis etti. Yani İbni Uleyye, İbni Uleyye. An Abdülaziz İbni Süheyb, Abdülaziz İbni Süheyb de. An Enes İbni Malik'in, o da Enes İbni Malik'te. Ennehu, o, kale innehu, dedi ki, o şöyle dedi, muhakkak o dedi ki, le yemne'uni, en uhaddisukum hadisen kesiren enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni size Resulullah'tan çok yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'a çok hadis aktarmama mani olan şey beni engelleyen şey beni size Resulullah aleyhissalatü vesselam'da hadis çok hadis aktarmama engel olan şey şimdi insanlar düşünün gidiyorlar mesela Enes İbni Malik'in yanına değil mi? Resulullah'ın sahabesi ey Allah Resulü sahabesi ya, bize Resulullah anlat. Resulullah her hadisin haline şahit olmuş. Bu bile çok hadis aktarmaktan korkuyor. Diyor ki benim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da size çok hadis aktarmama engel olan şey, beni engelleyen şey. Kale Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki men teammede aleyye kediben fel yetebe've'a mek'adu minen nar. Kim benim müteammiden amden benim aleyhime yalan uyduracak olursa cehennemdeki yerini hazırlasın. E peki Enes İbni Malik amden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde hadis bulunabilir mi? Bulunmaz. Ama niye bu tehdidi bildiğinden dolayı bununla bile geri duruyor? Yani diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kim amden yani kasten benim aleyhimde hadis uyduracak olursa, haber düzecek olursa o cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi bu habere bakalım İsmail Hakkı Bursevi'ye bakalım. Şimdi belki birileri diyebilir değil mi bize gene? Ya bakın bu kocaman işte mutasavvuf işte Allah'ın dinini işte şöyle etmiş böyle etmiş kitap yazmış da zahit bir adam. Sen bu adamla alakalı niye böyle diyorsun? E dedik muhadislerin ölçülerine göre bu adam millete duyurulması lazım. Yok adam diyor ki isim vererek konuşma diyor. İyi. Ya taşlara mı konuşalım o zaman yani dağlara mı konuşmak lazım? Adam bir an önce işaretlerle anlaşıyor. Bu hadise bakın fazla bir şey demeye gerek yok. Bu habere göre diyor ki amden. Ha diyebilirsin işte ya adam tevhide gitmiş bilmiyorum şunu etmiş bilmiyorum bunu etmiş. Burada kasım var mı? Var. Ve haddesene Muhammed İbni Ubeyd el-Gubari. Yine bize Muhammed İbni Ubeyd el-Gubari tahdis etti. Haddesene Ebu Avvane bize Ebu Avvane tahdis etti. An Ebi Hasin, o da Ebu Hasin'de. An Ebi Salih, o da Ebu Salih'te. An Ebi Hureyre, o da Ebu Hureyre'de. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebe've'u mek'aduhu minen nar. Kim ki benim aleyhime amden yalan söylerse, ateşteki yerini, yani ateşte oturacak koltuğunu, makamını, mevkisini hazırlasın. Buyurun. Yani burada başka bir şey herhalde demeye gerek yok. Saat kaç arkadaşlar bu arada? Peki. İki haberi de aktaralım bitirelim inşallah. Üçüncü babda kalacağız. Şimdi üçüncü babın başı ne biliyor musunuz? Babu enneyi anil hadisi bi kulli ma seme. Kişi her işitini söylemesi, nehyedilmesi. Her duyduğunu. Mesela günümüzde insanlar sadece duyuyorlar değil mi? Gidiyor hocasına dinliyor. Hocası ne diyorsa o da gelip onları söylüyor. Peki hocası ne anlatıyor? Havada sudan konuşmuş değil mi? Hatice anlatabilir değil mi? Hatice anlatabilir ama. Yani öyle yapmıyorlar mı? Zaten yani, hepimiz öyle yapmıyoruz yani. Bizim hocamız şöyle demişti. Ya kardeşim bırakın bu hocanızı, şeyhinizi falan ya. Ve haddesena Muhammed İbni Abdullah İbni Nümeyr.
Bize Muhammed bin Abdullah bin Ümer tahdis etti. Haddesena Ebi, o da babasında. Haddesena Said bin Ubeyde, o da Said bin, bize Said bin Ubeyde tahdis etti. Haddesena Ali bin Rebi'a, bize Ali bin Rebi'a tahdis etti. Kale, dedi ki, A'teytu mescide vel muğire emirul kufe. Kal, fekale muğire, semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Diyor ki, Muğire Kufe emiriyken mescide gittim. Muğire yani Kufe'de emirdi. Mescide gittim. Muğire dedi ki ben Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim şöyle dedi. Yakul dedi ki inne kediben aleyye leyse ke kedibin ala ahadin. Benim adıma yalan söylemek herhangi kimsenin adına yalan söylemek gibi değildir. Yani diyelim ki herhangi sıradaki bir adamla alakalı yalan söylemek hani olabilir bir durumdur. Ama benim adıma yalan söylemek herhangi bir cinse adına yalan söylemek gibi değildir. Femen kezebe aleyye mutamiden felyetebe've mak'adü minennar. Kim ki benim aleyhime yalan uydurursa ateşteki yerine otursun. Ateşte oturacak yerine hazırlansın. Buyurun. Subhanallah. Şimdi günümüzde bazı zalimler, rafizilerin uşakları ne diyorlar? Emevilerin dini diyorlar. Emeviler. Emeviler çıktılar diyor, din uydurdular diyorlar. Resulullah'ın dinine bunu diyorlar. Ve haddeseni, yine bana tahdis etti ki Ali İbni Hücr Es-Sadi. Ali İbni Hücr Es-Sadi bana tahdis etti. Haddesena Ali İbni Müsir'in, bize Ali İbni Muhsir tahdis etti. Akbarana Muhammed İbni Kays'in El-Esadiyyü. Bize Muhammed İbn Kays el-Esedi haber verdi. An Ali İbn Rebi'a el-Esedi, o da Ali İbn Rebi'a el-Esedi. An Muğire İbn Şube, o da Muğire İbn Şube'de. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi mislihi. O da Nebi aleyhissalatu vesselam'da aynısını. Ve lem yüzker, fakat şunu zikretmeme kaydıyla. İnne kediben aliye neyse ke kedibi ala ahadin. Yani aynısını zikretti ama şu hariç. Yani şüphesiz benim adıma yalan uydurmak herhangi bir kimsenin adına yalan uydurmak gibi değildir. Bunu zikretmedi, gerisini söyledi. Üçüncü bapta kalıyoruz. Arkadaşlar şimdi şunu da söyleyelim, öylece bitirelim. Gelecekilerde niye bu hadis ilmi dindir? Niye müsteşriklerin isnatla yani senetle bu kadar çok uğraştıklarını anlayabilmemiz için işte bunları okuduğumuz zaman derin anlıyoruz. Müsteşrikler bütün ülkeler, bakın sömürü devletleri, Fransızlar, İngilizler özellikle Osmanlı topraklarına, Müslümanların yaşamış olduğu yerlere kendi adamlarını, kendi tabirlerinde ise kiralık katillerini gönderdikleri zaman onlara çeşitli paralar vererek ve yerli işbirlikçilerine tutmak suretiyle niye isnat ilmiyle, niye hadisle bu kadar uğraştıklarını, demek ki arada asırlar geçmesine rağmen acaba niye adamlar milyarlarca paralar hazırlıyorlar? Concordata isimli hadis ferisini hazırlamışlar adamlar. Müsteşrikler hazırlamış bunu. Birçoğumuz belki bunu bile bilmiyordur mesela. Niye acaba? Öyle bir hazine var ki önümüzde ama kör, ama basireti bitik, ama aklını yitirmiş olan kimseler sadece bunu görmez. En büyük bela olarak en büyük zillet de budur. Zaten başkası olamaz. Allah böyle bir belaya düşmekten bizleri muhafaza eylesin. İnşallah haftaya kaldığımız yerde, yani nerede kalacağız? Her işittiğini söyleyen kimsenin, yani her işittiğini aktaran kimsenin yani nehyedilmesi, yani böyle bir şeyde sakındırmanın gerekli olduğunu ne oldu? Yani her işittiğini din adına ben şöyle şundan şunu duydum, bundan bunu duydum diyen her şeyi böyle. Bu adam velek hodisinde duydukları doğruysa duyduğu her şeyi nakleden bir kimse yalancıdır. Allah bize dilimize ve anlayışımıza sahip olacak bir ölçü versin, bir kuvvet versin. Bizi aleyhimize olabilecek olan sözleri sarf etmekten muhafaza eylesin. Konuşacağımız zaman onun razı olacağı şeyi konuşmayı, susmamız bizim için hayırlısı, susmayı Rabbimiz bizlere ihsan eylesin.
Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.